Serbest piyasa ekonomisiyle devletin patron olma pozisyonunu kaybettiği durumlarda dolaylı olarak sekülerleşme sürecinin ortaya çıkacağını iddia ediyorum. Bunun iki tane yolu var ya da sonucu var. Bir, devlet patron olma pozisyonunu kaybettikçe dini cemaatlerin, dini grupların üye sayılarında azalma olmasını bekliyorum. Ya da bu gruplara üye olmanın eskisi kadar anlamlı olmayacağını düşünüyorum bireyler için. İki, devleti yönetenlerin yani iktidar sahiplerinin sahip olduğu inançları, kültürü, ahlakı topluma ya da halka dikte etme gücünün de azalacağını düşünüyorum. Peki, nasıl olacak bu? Basit. Varsayın ki siz bir fabrika sahipsiniz, özel sektör, sizsiniz fabrikanın sahibi ve birini işe alacaksınız. Kimi işe alırsınız? Kim iyiyse, kim yetenekliyse, kim liyakat sahibi ise onu işe alırsınız. Peki eğer siz devletin başında olsaydınız, devletin kurumlarına da insanları alacak olsaydınız kimi alırdınız? Cevap, kim devleti yönetenlere yakınsa, kimin torpilli varsa, kim devleti yönetenlerin inancına, ahlakına, siyasi görüşüne yakınsa onlar işe alınırdı. Kim torpili bulduysa onlar işe alınırdı. Peki neden böyle bir yapı var? Özel sektörde piyasa şartlarında eğer şirketiniz kar etmezse iflas edersiniz, para kaybedersiniz. O para, şirketin kaybettiği para kimin parası aslında? Sizin paranız. Bu durumda aslında iflas edecek olan sizsiniz. Devlet kurumlarında eğer devlete ait fabrikalar zarar ederse kim zarar eder? Kim işten çıkar? Hiç kimse. Zaten devlete girenler ömür boyu iş garantisi altındalar ve kendilerini geliştirme gibi bir amaçları ve dertleri yok. Eğer şirket ya da pardon fabrika zarar ederse devlete ait olan sıkıntı değil. Zaten devlet vergilerle o fabrikanın zararını kapatacaktır. Bu iddia edilenleri Türkiye'den iki fotoğrafla örneklendirmeme izin verin. Birinci fotoğraf Ziraat Bankası'nda çekiliyor. Gördüğünüz gibi memur sırada insanlar varken okey oynuyor. Aynı memur muhtemelen bu davranışını Garanti Bankası'nda olsaydı yani özel sektörde olsaydı yapamayacaktı. Yapsaydı da aynı anda işten uzaklaştırılacaktı, atılacaktı. Bir diğer örnek ise Antalya Valiliği'nin bir genelgesiyle alakalı. Valilik diyor ki bundan sonra bu Antalya'da kahvaltıyı yasaklıyorum. Tabii diyeceksiniz ki ne alaka, kahvaltı yasaklanır mı? Valilik kurumlarda, devlet kurumlarında kahvaltıyı yasaklıyor. Çünkü sabahları devletimizin memurları öncelikle iş yerlerine gidiyorlar. Orada güzel bir kahvaltı ediyorlar. Akıllarını estiği zaman ellerini kupalarını alıyorlar, sigaralarını alıyorlar, dışarı çıkıyorlar, sohbet ediyorlar ve bu şikayetler artınca da valilik kahvaltıyı yasaklıyor. Hiç Sabancı'nın, Koç'un ya da herhangi bir özel şirketin kendi kurumlarında kahvaltıyı yasaklıyorum diye bir genelge yayınlayabileceğini düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Zira zaten böyle bir şey, böyle bir dünya, böyle bir hikaye yoktur. Kar yapamayacak duruma gelirler aksi takdirde. Peki özel sektörün yani piyasanın yeteneğe önem vermesi ancak devletçi ekonomilerin yeteneğe önem vermemesi günün sonunda sekülerleşmeyi nasıl hızlandırır? Cevap şu, eğer söz konusu yetenekse fabrikalarda birbirinden farklı insanlar, farklı kültürler, farklı dini inançlar bir araya gelirler, birbirlerini tanırlar ve dini ön yargılar azalır. 2. Aynı fabrika içerisinde çalıştıklarından dolayı bununla beraber benzer muhitlerde oturmaya, fabrikaya yakın benzer muhitlerde oturmaya başlarlar. Bir bakmışsınız ki aynı apartmanda ya da aynı semtte farklı dini inançlı insanlar bir arada yaşamaya başlamışlar. Ve son olarak da eğer liyakata önem verilirse, devlet patron olma pozisyonunu kaybederse ve kendisine yakın dini inançtan birilerini işe almazsa bu durumda din merkezli huzursuzluk yavaş yavaş bu noktada ama bu konuyla ilgili ortadan kalkar. Haksızlığa uğradığını düşünen dini kimlikler, dini gruplar huzursuzluk yaşamazlar, hissetmezler. Bu da onların kendi kimliklerine daha fazla bağlanmasının önüne geçer.